Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölüm özeti. Şok üstüne şok yaşandı. Kıvılcım, ben ayrılmak istiyorum. Sarılıyor denen yaralar yeniden kanadı. Birlikte oldum onunla. Ekranların en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde heyecan dolu bir bölüm geride kalırken... Başka birine aşık oldum. Türkiye, Doğan'ın Fatih'ten intikam almasını büyük şaşkınlıkla izledi. Sen yapmazsın. Hayır, hayır, hayır. Sen yapmazsın. Niye? Sadece erkekler mi yapabiliyor? Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü Mustafa'ya kurulan tuzakla başladı. Ne ailesi ne de eşi Nilay Mustafa'nın bunu yapacağını düşünüyordu. Pardon, ne oldu? Ben bir şey yapamadım. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Kızım, bu ne hal böyle? Bana saldırdı, odaya çekti beni zorla. Ben kendimi zor kurtardım. Bir de kocama iftira atarsın ha? Ben kocamı tanımıyor muyum? Şimdi parçalayacağım. Nilay, yapma. Lütfen. Bence yapsın. Kızım, bir sus. Seni elimden kimse alamaz kızım. Şimdi. Mustafa'm öyle bir şey yapmaz. Ben tanıyorum kocamı. Tabii ki yapmaz. Buradan sana iş çıkmaz. Ne istiyorsun kızım sen? Para mı? İsteseydim verirdim. Bir masumun günahına girmenin bedeli ne kadar ağır olduğunu biliyor musun sen? Benim melek gibi oğluma iftira atıyorsun bir de. Ömer hastalığını gizlediği Kıvılcım'ın durumdan şüphelenmesi karşısında ne yapacağını bilemez haldeydi. Ama sen son zamanlarda eski sen değilsin Ömer. Yani bir şey var, davranışlarında bir tuhaflık var. Acaba ne? Acaba sen depresyon geçiriyor olabilir misin? Ya Kıvılcım, nereden çıkarıyorsun? Ne depresyonu ya? Ha, bilmiyorum. Ama bir şey var Ömer. Depresyon geçirmen için illa bir neden olması gerekmiyor. Yani altı üstü bir hesaba baktım. Ne var bunda? Tamam, bir dahakine bakmam. Kazıklanırız. Hayatım, ben senin iyi olmanı istiyorum. Sen kötü olursan ben de kötü olurum. Ben seni kötü görmek istemiyorum. Korkuyorum. Bir şey olursa ben yaşayamam. Kıvılcım, ben iyiyim. İyiyim diyorum sana. Yani nereden çıkarıyorsun bütün bunları? Nursema, Umut cephesinde yaşanan gerilim, Umut'un eski bir arkadaşını eve davet etmesi, Bembe'nin de o arkadaşı evinde görmesiyle tırmandı. Günaydın Sinem. Nasılsın, iyi uyudun mu? Camış gibi uyumuşum valla. Ya Nursema, ben senden bir şey rica edecektim. Bir saç fırçası verebilir misin? Benimki evde kalmış da. Evli çiftin evine gelinmez böyle kalmaya. Onunla geziyor bir de. Hasbinallah ve nimel vekil. Sen böyle her gördüğün çıplığa getir, evinde yatır. Ondan sonra senin kocanı ayartsın. Tövbe estağfurullah. Anne, Allah aşkına nasıl laflar bunlar ya? Kızım, evli insanın bekar arkadaşı olmaz. Da bir şey zaten. Bu ne rahatlık canım, kendi evinde gibi. Umut'a da pes yani. Ben şimdi sizden çıktım da sana haber vereyim dedim. Çok teşekkür ederim. Sen ağlıyor musun? Çok harıma gitti Umut ya. Nasıl çıktığımı bilemedim. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Nursema'nın annesi demediğini bırakmadı. Ne çıplaklığım kaldı ne senin yatağa girmediğim. Ne? Saçmalama. Hem ben sana iyilik yaptım da sen farkında değilsin. Yapma. Ben senden iyilik mi istedim? Ben şimdi Umut'a ne diyeceğim? Ne denmesi gerekiyorsa onu diyeceksin kızım. Ne yediği belirsiz bir kızın bizim evimizde ne işi var diyeceksin. Umut, Nursema'nın ailesinin baskısından dolayı öfkeliydi. Annene ters geliyor diye bizim misafirimizi kovması mı gerekiyor Nursema? Kovmadı canım, kovar mı hiç? Kovmaktan beter etmiş kızı. Ben de çok sinirlendim. Kavga ettik annemle. Ya ben gittim diyorum Sinem'in arkasından. Kızdan özür diledim, kusura bakma dedim, geri gel dedim. Daha ne yapmam gerekiyordu? Tamam Nursema, ben sana bir şey söylemiyorum, yanlış anlama. Nasıl demiyorsun? Sen geldiğinden beri beni azarlıyorsun. Görüyorsun değil mi? Bak, bizi kendi halimize bıraktıklarında hiç problem yok. Ama ne zaman senin ailen araya giriyor, kesin bir problem çıkıyor. İdare etmeye çalışıyorum.
Elimden de bu kadar geliyor. Ve sana rica ediyorum lütfen sen de üstüme gelme. Üstüne gelmiyorum Nursa ama ben de kendimi ifade etmeye çalışıyorum burada yani. Sen rahatsız oluyorsun diye ben sevdiğim işi bıraktım gittim babanın yanında işe girdim. Hiçbir şey yapmıyorum orada. Sabahtan akşama kadar oturuyorum yine de sesimi çıkartmıyorum. Nasıl hiçbir iş yapmıyorsun? Vermiyorlar ki. Ertuğrul Bey'in verdiği yemekte Umut Nursema gerilimi tavan yaptı. Ama bir erkek karısını çalıştıracak duruma düşmemeli. Herkes şanslı doğmuyor tabii. Fatih merak ettim de şimdi Nursema çalışıyor ya. Ben ona kötülük mü yapmış oluyorum? Oğlum Nursema nerede çalışıyor? Evinde hat yapıyor, onları satıyor. Aynı şey mi? Aynı zamanda bir emlakçıda sekreter olarak da çalışıyor. Sekreterlik mi yapıyor? Umut Allah aşkına konuyu saptırma. Benim ailemin buna nasıl bir tepki vereceğini biliyorsun. Ya niye böyle bir şey yapıyorsun? Nursema sen evli barklı koskoca kadınsın. Niye hala annenden babandan çekiniyorsun ya? Yetişkinsin sen istediğin şeyi yapabilirsin. Ne oluyor ki böyle bu Stockholm sendromu gibi? Ya aileme göre benim çalışmam ters. Ya ailene göre ne düz ki? Ben tersim, çalışmak ters. Eğlenmek yanlış, misafir ağırlamak ayıp. Kendilerine göre bir yargı sistemleri var, kafalarına göre adam asıyorlar. Kızılcık Şerbeti'nde bu dram kadar eğlenceli sahneler de vardı. Nilay'ın eşi Mustafa'ya yaptığı billboard sürprizi sahnesi izleyenleri güldürdü. Ve tata! Sürpriz! Nilay bu ne böyle? Mustafa'm seni çok seviyorum. Sen benim kaderimsin. Ya ben de seni seviyorum. E bu müzik ne? Ya Zülker'e romantik bir şeyler aç dedim de açı açı bunu açmış. Artık bana kızgın değilsin yalan söylediğim için değil mi? Değilim tabii canım değilim. Heh iyi bari. Doğa annesi Kıvılcım'ın televizyon programında yeni biriyle tanıştı. Fatih ise bu durumdan habersiz Doğa'nın kalbini kazanmak için çaba içindeydi. Hoş geldin Doğacığım. Hoş buldum. Bizim yakışıklı yönetmenle tanıştın mı sen? Hakan'cığım gelsene mi? Selam. Hakan ben. Doğa ben de memnun oldum. Kızım. İnanmıyorum. Senin bu kadar büyük kızı mı var ya? Abla kardeş gibisiniz. Bütün şehir kül olur onu geçemem senden la görebilsen bilebilsen. Doğayı sevdin galiba. Bayıldım. Çarpıldım resmen. Fazla çarpılma yalnız dikkat et. Küçük bir kızı ve kopamadığı da bir kocası var. Biliyorum konuştuk. Benim için sorun yok. Ben söylemiş oldum ya. Buradan Cihangir'de bir mekana gideceğiz. Ben geldim. Hadi hep beraber gidelim. Yok biz gelemeyiz sağ ol. Doğa? Ben bilmem ki. Biz gelemeyiz ama Doğacığım sen istersen git. İyi tamam o zaman. Süper. Ömer kritik bir kararın eşiğinde hiç kimsenin beklemediği bir şeyi yaptı. Kıvılcım'ı kendisinden uzaklaştırmak için büyük bir yalan söyledi. Kıvılcım ben ayrılmak istiyorum. Başka birine aşık oldum. Ve son bölümün inanılmaz final sahnesi. Doğa eve gelip Fatih'in sürpriziyle karşılaşınca o şaşırtan yüzleşme yaşandı. Fatih.
Fatih. Eskisi gibi olmak için her şeyi yaparım. Seni çok seviyorum. Bu bana mı? Sana az bile. Lütfen kabul et. Doğa. Ben yeni bir başlangıç istiyorum. Benimle evlenir misin? Bütün hatalarımı da kabul eder misin Doğa? Canım benim. Ederim. Sen de beni hatalarımla kabul edeceksen eğer. Ben bugün biriyle tanıştım Fatih. Onun evinden geliyor. Evinden geliyor. Birlikte oldum onunla. Ne? Doğa, ne diyorsun sen? Ne oldu Fatih? Biz evli değiliz, biz ayrıyız. Sen yapmazsın. Hayır, hayır, hayır. Sen yapmazsın. Niye? Sadece erkekler mi yapabiliyor? Kız, duymak bile istemiyorum seni. Ne diyorsun Doğa sen? Kimle? Kim olduğunun ne önemi var? Önemi var! Önemi var! Kim dedim sana? Kim? Kimle dedim sana? Ya kimse kim? Sana ne? Seni ne ilgilendirir? Kalbim attı, heyecanlandım. Doğa, sen ne diyorsun? Doğa, ne diyorsun sen? Senin de dediğin gibi anlık bir hataya düştüm. Doğa, ver. Dinletme beni. Kızılcık Şerbeti'nde gelecek hafta seyirciyi yine nefes kesen bir bölüm bekliyor. Sen ona söyledin, topu ona attın. Fatih elbet bir yerde bir açık verir. Bu iş bitti. Hiçbir şeyin düzeleceği yok. Değişiyorum ama iyi anlamda. Nurseba, lafın bitmedi. Benim bitti. Rüzgar, evlenelim mi? Evlenelim mi? Bu akşam da benim için bir kutlama var. Rüzgar beni istemeye geliyor. Siz karar vermişsiniz çocuklar. Bana da kabullenmek düşüyor.